Merhabalar efendim, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz, teşrif ettiniz. Teşekkür ederim efendim, can dostlarım. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olan, beğeni atan ve yorumu yazan elleriniz dert görmesin inşallah. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Biz de iyiyiz, çok şükür. Allah bize izin verdiği sürece, nasip ettiği sürece böyle videolar çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşmak da Allah nasip etsin inşallah. Evet, bu videomda da hani başımıza bazı insanların musibet gelir, hastalıklar gelir, bela, sıkıntı, dertler gelir. Bunların önlenmesi için, bunların üzerimizdeki böyle kocalarınızın kalkması ve ağırlığının kalkması için şöyle ben bir dua paylaşmak istiyorum. Yine sizinle bilgiler paylaşmak istiyorum. Evet, eğer böyle üzerimizde herhangi bir ağırlık varsa ve bereket kanallarımızın kapılarımızın kapalıysa, açılmasını istiyorsak bunun en büyük şifası Allah'ın izniyle en büyük çarelerinden biri anne ve babamız için mutlaka sadaka vermeliyiz. Evet, ben de bunu geçen gün bir yerde okudum. Çok etkilendim. Evet, özellikle anne ve babamıza biz dua edersek onların için, onların adına Allah'ın izniyle üzerimizdeki bütün ağırlıklar, sıkıntılar gidiyor, yok oluyor. Ve onların adına da sadaka vermeliyiz ki bolluk bereket kanalları bize açılsın, bolluk ve bereket de bize bulsun. Evet, bunu yapmamız çok çok önemli. Bir de anne ve babamız için en az 40 tane Rabbena Atina duası ve 40 İhlas ve de 40 Fatiha okuyup bunları onların ruhlarına, eğer yaşıyorlarsa onların ruh haliklerine bağışlarsak anne bu bizim için anne baba haklarımızın helalleşmesini daha çok kolaylaştırır. Hani ahirete gittilerse onların ruhlarına bağışlayalım, gitmedilerse onların gıyabinde ruhaniyetlerine yollayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Bunlar küçük gibi görünüyor ama o kadar önemli, o kadar ciddi ve hassas konular ki bunları yaparsak Allah'ın izniyle bolluk ve bereket bizi de bulur. Bir de yine şunu paylaşmak istiyorum. Evet, kendi günahlarımız için de mutlaka sadaka verelim. Evet, ya bizim yaptığımız günahlar da biliyorsunuz işte insanız, şaşarız, beşeriz, insan nefsine uyuyor, şeytana uyuyor. Bunun için de eğer kendi günahlarımız için de sadaka verirsek üzerimizdeki onların ağırlıkları gider, onların günahını bir parça, bir nebze olsun Allah'ın izniyle hafifletebiliriz. Tabii duaları kabul edecek olan, tövbeleri kabul edecek olan ancak ve ancak Allah'tır. Burada niyet de önemli. Niyet de önemli. Biz elimizden geldiği kadar doğru olmaya, elimizden gelen gayreti göstermeliyiz, muvaffak olmalıyız. Artık gerisi Allah'a kalmıştır. Affedecek olan, kabul edecek duaları olan ancak Allah'tır. Evet, tüm kınamalarımızdan, kimi kınıyorsak, tüm yargılamalarımızdan değil mi? Yargılıyoruz insanları bilip bilmeden. Sevgili izleyicilerim, insanları kınayabiliyoruz, yargılayabiliyoruz. İşte bunlardan selamette olmamız için tövbelerimizin kabul edilmesi diye o niyetle sadaka vermeliyiz. O niyetle dua etmeliyiz. Böyle niyet edip böyle bu hayır sadakaları yaparken de işte söyleyemedim birden de kınamalardan, yargılamalardan Allah'ım sana sığınırım deyip öyle tövbe edip sadaka vermeliyiz güzel kardeşlerim. Ve de insan bu ayıpladıkları maalesef evlatlarına sirayet edebilir, sirayet etmemesi için, çocuklarını evlatlarına görmemesi için hem tövbe edip hem de bu niyetle sadaka vermemenizi ben de size tavsiye ediyorum. Kendim de yapıyorum. İnşallah size hayrını görün. Bunları aplamayalım. Allah rızası için. Bunlar bir şekilde insan ya evladında görür. Hani atasözleri vardır. Ne derler? Dedesi koruk yemiş. Böyle bir tabir vardır. Evladının dişi kamaşmış derler. Ben böyle şeyleri pek sevmiyorum. Ama genlerden taşınabiliyor. Bunu bazı hocalarımız söylüyor. Bazı bilim adamları da söylüyor. Evlatlarına insan görebiliyor, yaşayabiliyor diye. Hatta biliyorsunuz ki yine Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Kim kimi kınarsa onu yaşamadan ölmez diye. Elimizden geldiği kadar tövbe etmeli ve tövbe yaparken de sadakalarımızı o niyetle verirsek inşallah Allah'ın izniyle mutlu, mesut oluruz. Başımıza herhangi bir musibetler gelmesine engel oluruz kardeşlerim. Hayrını görün, iyi günler.